Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tartürk. Bu videomuzda sizler birlikte firmalar ne yapmaya çalışıyor? Bu AKN olayı nerede başladı? Nereye gidiyor? Bunun hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu 2016 yılının Ağustos ayında bir karar yayınlamıştı. Konucunun çok eleştirdiği, eleştirdiği ağırlık kullanım noktasının 31 Aralık 2018 tarihinde kaldırılacağına karar vermişti. Ağırlık kullanım kutusunun kaldırılmasını yani ağırlık kullanım kutusunun kaldırılmasına karar verildikten sonra bazı düzenlemeler yapılacağı söylenmişti. Yani bu ay kurulum kutusu kalkana kadar uygulanacak. Mesela bunlardan birisi 1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren gece 2 ile 8 saatler arasında ay kurulum kutusunun hiçbir şekilde uygulanmayacaktı. Yani sizin 24 megabit hızınız varsa aile kurulum kutusu da yine 24 megabit olacak ve gece saatlerinde dinleme yapmaya devam edebileceksiniz. Böyle bir şeyden bahsediyorum. Bu karar bağlandı ve İnternet hızları sabitlendi. Yani 8 megabit internet hızı olan bir adamın internet hızı 1 megabit değil 3 megabit'e düşmeye düşecekti. 1000 megabit internet hızı olan adamın ki 10 megabit değil en fazla 64 megabit'e düşecekti. Bu sayede zararı dengelenmiş oldu. Bunlar geçici düzenlemelerdi ve asıl büyük düzenlemeye yaklaşık 70 gün falan kaldı. Kaldı da bir şey oluyor yani. Şimdi bu aralar bir şey olmaya başladı. Türksel sponsorlu reklamlarında AKN, Türkcell AKN yok deyip Fiber Platin paketini reklamı yapıyor. Yani AKN yok dedi. Yani Fiber Platin paketimizi alırsanız AKN yok diyor. Ya paketle daha da AKN e göre, Ya da ben yanlış görüyorum. Günahını da almayalım. Türk Telekom için konuşmam gerekirse Selçuk abi. Selçuk tanıyorsunuzdur tanıyorsunuz belki engelsiz telefonlar falan. Ben dün bu konuyla ilgili Facebook profilinde bir yazı yazmıştım. Facebook profilinde yazdım yazıda yazın altı yorum olarak bana şunu dedi. Taahhüt yenilemek için iki gün e, sizi arayacaklar. Taahhütünüz bitmeye yakın. Sizi taahhüt yenilemek için arayacaklar. Geçen gün beni aradılar dedi. 200 GB alet kullanım sahip bir paket önerdiler. Ben dedim ki 31 Aralık'ta alet kullanım kotası zaten kalkıyor. Böyle bir şey gerek yok. Telefonun ucundaki müşteri de, müşteri hizmetleri böyle bir uygulamanın olmadığını yani böyle bir şeyin olmayacağını haber olmadığını söylemiş. Yani böyle bir düzenlemeden bu müşteri temsilcisinin haberi yokmuş. Ya da hiçbir haberi olmayabilir. Ya da haberleri vardır. Yok gibi davranıyorlar. Ona da geleceğim şimdi. Türkçe konusuna gelecek olursam onunla ilgili şu yorumu gördüm. AKN'nin kalktığının reklamını niye yapıyorsunuz ki? Zaten 31 Aralık 2018'de AKN'e kalkacak. Bunu yanıt olarak Türksin'in verdiği cevap ise şu olmuş. Ee, Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu kelimesi geçiyordu bu arkadaşın yazdığı yorumda. Onu şu an söylemedim. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından e, alınacak bir karar olması durumunda bizi de uygulayacağız demiş. Yani bu şunu gösterir. Biz Türksel o <laughs> aralıkta çıkacak kararı uyacak zaten. Ama burada şöyle bir problem var. O bir aralıktan sonra muhtemelen bu yapılan reklamlar, reklam ve Reklam kampanyaları okunucu var. paket için arayan kullanıcılar yani müşteri muhtemelen şöyle bir şey düşünüyorlar ya da biliyorlar. Böyle bir şeyin olduğundan bir de haberleri var. Mevcut müşteriler taahhütleri bitene kadar AKN'li internet kullanmaya devam edebilir. Bu söylenti ortalıkta dolaşıyor. Ama ben bunun zayıf bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Gerekçelerim ne? birincisi BTK yaptığı açıklamada e, mevcut müşteriler veya işte yeni müşteriler ya da işte bilmem ne müşteriler şu koşul sana müşteriler gibi ağrımcılıklar yapmadı. Dedi ki 31 Aralık 2018 tarihinden itibaren ağrı kullanım kodası denen şey kalkacak. Yani burada herhangi bir koşul belirtmedi. Mevcut müşterilere kalkacak. İşte yeni müşterilere kalkacak şöyle olacak böyle olacak. Böyle bir koşul belirtilmedi. Benim dayanağım bu. Böyle bir şey olsaydı belirtilmesi gerekiyor. Şimdi bunu anladık. Yani Türksel ve Türk Telekom haberleri yokmuş gibi davranıyor. Vodafone'da birkaç öncesine kadar AKN internet paketi şey, e, internet reklamı yapıyordu. Ev interneti. Tamam biliyorsunuz. Bunu anladık. Aken'e olan firmaların böyle bir tutarsızlığı var. Turkcell işte böyle diyor. İşte Aken ile siz Fabri Platin paketleriniz var buyurun diyor. Ama şöyle bir şey var. 31 Aralıktan sonra Aken'e ya kalkacak. Yani muhtemelen Turkcell'in mevcut kullanıcıları, mevcut e, tarihi olan kullanıcıları e, 59 liraya bir tarif eden de Aken'e siz faydalanabilecek. Ancak ben burada şöyle bir şeyin daha olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Türksel 59 TL karşılığında sınırsız internet sunarsan, hem hakiniz hem sınırsız internet kar muhtemelen birazcık düşecektir. Kar düşeceğinden dolayı firma şöyle bir şey yapıyor olabilir. 89 TL paketle kullanıcılara taahhüt yaptırarak nasıl olsa nasıl olsa 89 TL taahhüt paketin taahhütü bitene kadar başka bir pakete geçemeyecek diye bir mantık yürütmüş olabilir. Yani nasıl olsa farklı bir pakete geçemeyecek. E ve bu neticede ötürü 12 ay boyunca 24 ay boyunca ta hizmet kullanmaya devam edecek. Benim de kazancım eksilmeyecek. Ancak böyle bir şeyin varsa eğer gerçekten rekabet kurumu buna ne der? Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu bu durumu nasıl karşılar? Tek Türk seçim yaptırım gelir mi? Bunu bilemeyeceğim. Ama benim aklıma bu geldi. Yani böyle bir şey yapılıyor olabilir. Karlarını düşürmemek için adamlar böyle bir politika izliyor olabilirler. Geçtim. Türk Telekom'da bahsettiğim konu da benzer bir şekilde 200 GB AKN paketi 79 liraya ya da 89 liraya satıp aynı oranla kar etme hedefli olabilirler. Ve şöyle bir ihtimal daha var. Mevcut müşterilere eğer uygulanmayacaksa o kullanıcılar taahhüt süresi boyunca AKN'li hizmet kullanmaya devam edecekler. Yani bu koşul eğer sonradan BTK çıkıp işte sadece yeni gelen yeni taahhüt imzalayan, taahhüt yenileyen ve yeni taahhüt imzalayan yani bu tarihten sonra bir yıllıktan sonra taahhüt yenileyen Müşteriler için geçerli olacak. Derse o zaman işler karışıyor işte. Çünkü hem taahhüt yenileyen kullanıcı burada mağdur oluyor çünkü yeni düzenlerden faydalanamıyorlar. AKN kullanmayan kullanıcı yani AKN'siz siz fiber Platin, mesela Türkcell'e kullanan kullanıcılar bu problemle karşılaşmıyor. O yani bir sıkıntı yok. Bunlar bu şekilde. Benim üzerinde durduğum ihtimaller bu şekilde. Bunu arayıp daha hani Türkçe'ye sormadım. Bu video çektikten sonra belki müşteri hizmetlerine bağlanırım ve derim bu hakin olayın olayı nedir diye bir sorarım. Ve onun ekran görüntüsünü unutmazsam şuralara bir yerlere montalarım görürsünüz. Şimdi tamam. AKN konusunda yani nasıl olacak, nasıl bitecek, nasıl kalkacak, nasıl bitecek bir belirsizlik var. Bir de şöyle bir şey var. Yerine ne gelecek? AKN kalkıyor ama yerine bir şey gelecek mi? Ne gelecek? Bu önemli. Ne gelecek mesela yerine? Ne gelebilir? Kota sistemi gelebilir. Eskiden olan bir sistem. 2'nin altında 2'nin yerinde galiba kalkmıştı. Yerine Adeko'nun kota kotası gelmişti. Bu sefer tekrar kota sistemine dönersek oturur ağlarım yani. Tabii oradan böyle çok görmedim. Ama görün arkadaşlar bayağı bir ağlayacaktır diye düşünüyorum. Kotalı sistem düşük bir ihtimal. Çünkü kotalı sistem gelirse kullanıcılar hani en azından ayrı kullanım kotasında hızımız düşüyordu ama internete girebiliyordu diyecekler. Ama burada şöyle bir şey olabilir. Mesela 200 GB'lık kota var ya onu adam 400 GB'da çıkartır. BTK böyle bir şey der. Yani fiyatlarını yine yapacaksınız der. 200 GB'lık aile konum kotası olan ya da 200 GB'lık kotası olan internet paketini 400 GB çıkartır. 400 GB da çok fazla bitiremeyeceği bir ee, hizmet genelde. Yani sürekli 7-24 gidip bir şeylerin upload yapmıyorsanız ee, muhtemelen 400 GB'ı bitiremezsiniz bir ayda. Ne düşünüyorum. 400 GB'lık bir kod seçeneği olur. Bu da kumuşuyla şey yapmadan kutu sistemi böyle girebilir. Bunlar benim düşündüğüm ihtimal ihtimaller arasında. Yani bunların hiçbiri olmayabilir, biri olabilir, birkaçı olabilir. Türk Telekom'la Türkcell'in ben böyle bir durum yaptıklarını gördüm. Bunlarla ilgili detaylı bilgi alacağım. Unutmazsam ve sizlere aktaracağım. Şimdi firmaların ne amaçladığını kendi tahminlerimle söyledim. Peki AKN kalktıktan sonra bizi güzel bir şey mi bekliyor? Kötü bir şey mi bekliyor? Açıkçası bir şeyler belirsizliğini koruduğu sürece AKN'den sonrasını şu an çok öne görebilmek mümkün değil arkadaşlar. Çünkü AKN'in nasıl kalkacağı, kime kalkacağı belirsiz. Aslında belli de hani yesmi bir açıklama yok. BTK'nın dediği bir şey yok. Belirsiz. Kime uygulanacağı belirsiz nasıl uygulanacağı belirsiz. Bununla bu belirsizliklerin içerisinde kaybolup gidiyoruz. Valla ben merak ediyorum. 31 Aralık'ta ne olacak ne bitecek. Biz gelişmeleri teknoloji olarak takip ediyoruz. Sizlere de eğer bir gelişme olursa videomuz üzerinden, kayıtlarımız üzerinden web sitemizdeki makale üzerinden aktarmaya devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.